İslamcı ve sahiline amut esali. O kimseler ki kafir oldular ve kafir olarak geberdiler. Allah Allah. O ne leş oluyorlar. O ne çirkin oluyorlar. O ne murdar oluyorlar. O suratlarını gören Allah. Uykusu kaçar, iştahı kaçar. O gavurların. Bazı kere kaşellenmiş gavurlardan geberenler oluyor da gazetede resmi çıkıyor. Kaşellenmiş gavurlar var ya böyle İslam'ın düşmanı. Yaşlı böyle moruklaşıyor da geberiyorlar böyle. Geberirken diyorlar ki en büyük tehlike İslam'dır dikkat edin. Böyle geberiyorlar hani böyle geçenlerde falan çok oluyor böyle. Onların gazetede bir resmini gösteriyorlar o gebermiş halini. Ay ya Rabbel alemin. Adamın suratından belli kafir olarak geberdi yani. Belli nur yok. Ömrü boyu şeriata, sünnete düşmanlık etmiş, ehli sünnete düşmanlık etmiş. Bu imanını kurtarabilir mi? Ülaike işte onlar var ya, aleyhim onların üzerinedir, lanetullah. Allah'ın laneti onların başına. Ben onları cennetimden kovdum, rahmetimden kovdum Allah buyuruyor. Vel melaiketi, bütün meleklerin de laneti onların üzerine. Ven nasi ecma'in. Bütün insanların da laneti onların üzerine. Ne acayip. Bütün Müslümanlar onlara lanet ediyor. Ela lanetullahi alel kafirin. Ela lanetullahi alel zalimin. Fakat bir iş daha var, o da nedir? Yarın mahşere çıktıkları vakit kimileri önder uyulanlar. Kimileri kuyruk uyanlar. Hani şimdi nasıl ki dünyada birkaç tane gavurun başı çıkıyor da öbür gavurlar ona uyuyor falan. Sapık yolda önderlerin başına. O zaman onlar birbirine lanet etmeye başlıyor. Dünyadayken birbirine dostluk, sevgi, samimiyet gösteriyor ama geberip dirildiği vakit eyvah. Bir de bakıyorlar onu dünyada hangi gavurun peşine gitmiş onun peşine koyuyorlar. Hadi buradan cehenneme doğru ileri diyorlar ona. Estağfirullah. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Yarın ahiret gününde herkesi imamıyla çağıracağız. Dünyada kimin peşine gitti, kimi izledi, kime benzedi, kimi dinledi, onun peşinde gelecek mahşere. Kim defterini sağ elinden alırsa, onlar defterini bayıla bayıla okuyacaklar. Çekirdeğin zarı kadar zulmolunmayacaklar. Bütün yaptıklarını kat kat bulacaklar ama soldan alan yan. Kim bu dünyada körse, o ahirette daha da kör. Birisi geldi, ya Resulallah dedi, ben dünyada körüm dedi, ahirette de kör mü olacağım? Yok be dedi, onun manası o değil ya. Kimin kalbi kör, imandan mahrum, onun dünyada gözü görse de ahirette kör olarak mahşere çıkacak. Kimin dünyada kalbi görür, imanlıdır, gözü kör olsa da mahşere görür olarak çıkacak. Hele ki dünyada ama olana iki gözünü aldığını Allah cennette iki köşk, iki cennet söz veriyor, iki cennet. Kafa gözünün körlüğü mühim değil. Şimdi hele bu haramlardan da kurtulursun, görmezsin haramları, çok daha iyidir. E tabi ya, gözü görenler belada ya. Gözü görenler belada. Adam yarın ahirette cehenneme girince diyecek ki keşke kör olsaydım da bu cezayı çekmesin. E tabi göz nimet, kulak nimet, he? El nimet, ayak nimet, kalp nimet, nimet ama kıymetini bilirsen yoksa olur başına bela. Bir göz ki ibret olmaya anın nazarında, o düşmanıdır sahibinin başı üzerinde. Kulak ki öğüt almaya her dinlediğinden, akıt ona sen kurşunu hemen deliğinden. Ayak ki ibadet yolun bilmez anı kes, öğrensin diye mescit kapısında as. E bu yola gelmeyen ayak başına beladır, götürür seni kötü yerlere. Şimdi oradan geliyoruz, fuar mı varmış, ne varmış,
Bütün millet gidiyor, ne varmış bilmem hangi şarkıcı gelecekmiş oraya. Onların ayakları sürdü götürdü onları o cehenneme. E bizim ayaklar getirdi bizi bu cennete. E ayaklarımız işe yaradı şimdilik ama buradan çıkarız biz de nereye gideriz onu bilmem. Ayaklarınıza sahip olun, gözünüze sahip olun, kulağınıza sahip olun. Emanet. Soracak ya ahirette nereye kullandın? Ya Allah'ın emaneti kardeşim, ben sana baltayı emanet ediyorum. Sen gidiyorsun baltayı taşa vuruyorsun ya. Baltayı da ben ne derim sana? Ulan ben sana böyle mi verdim? Niye körlettin bunu senin? Balta taşa mı vurulur? E gözü kulağı eli ayağı niye verdim sana? Cehenneme git diye. Ben sana cennete git diye verdim, sen cehenneme gittin. La havle ve la kuvvete illa. Bu ne rezillik Allah aşkına. Geçen Dolmabahçe Sarayı'nın oradan yolum düştü git arabayla. Bir kalabalık güvenlik tedbirleri. La bu ne oluyor burada dedim. Bilmem hangi gavur şarkıcıyı bilmem ne şirketi davet etmiş. 1 milyar 600 milyona herifi çağırıyor bir gavuru. Dinsiz, abdestsiz, taharetsiz, gusülsüz, leş herif ha. 1 milyar 600 milyona çağırıyorlar. O stat adam dolu.